Sevgili öğrenciler merhaba. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle manyetik kuvvet birinci testi çözeceğim. İkinci ünite sevgili öğrenciler. 2022 Bilgi Sarmal Fizik Soru Bankası 11. sınıf sevgili öğrenciler. Evet, birinci sorudan itibaren test 20 ile başlayalım sevgili öğrenciler. Evet, birinci soruda ne diyor? Aralarında D mesafesi bulunan K ve L tellerinden sırasıyla I akımı ve 4 I akımı geçmektedir. Sevgili öğrenciler, K telinin L teline uyguladığı manyetik kuvvet F olduğuna göre L telinin K teline uyguladığı manyetik kuvvet nedir diyor. Aynı yöne gittikleri için bir kere akımlar, bunlar birbirini ne yapacaklardır? Çekeceklerdir. Peki kuvveti yazarken de sevgili öğrenciler, sonuç olarak aralarındaki mesafeyi ve akımları tabii ki kullanabiliyoruz. Yani şöyle demek istiyorum. Sonuç olarak K telinin L teline uyguladığı kuvveti F, K, L yazdığım zaman, sonuçta bu da tabii ki vektörel bir büyüklük. L telinin K teline uyguladığı kuvveti de ters yönlü ve eşit miktarda, eşit büyüklükteki bir kuvvet olarak belirtmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak K teline, L telinin K teline uyguladığı kuvvete ben F dersem sevgili öğrenciler, sonuçta diğeri de ne olacaktır? Eksi F olacaktır. O yüzden cevabım D seçeneğidir diyorum. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda manyetik alan içerisinde bulunan bir düz tel var ve bu düz tele etkileyen kuvvetlerin oranları sorulmakta. Manyetik kuvveti bulurken sevgili öğrenciler bilmemiz gereken bazı bağıntılar var. Kuvvet sevgili öğrenciler B'ye ve B'de L'ye, yani telin boyuna birbirlerine dik olması gerekmektedir. Peki birinci şekle baktığımızda tel saat yönü ya da saat yönün tersi yönünde bu şekilde bir hareket yapabilir. Ama mühim olan bu telin sayfanın içine ya da dışına olmak üzere bir açı yapmaması gerekmekte. Yani şunu demek istiyorum, yatayla 37 derece açı yapması sonuçta telin boyunda herhangi bir değişiklik meydana getirmeyecektir. Yani birinci tele bakarsak sonuçta buradaki ben F1 kuvvetine F dersem, sonuçta ikinci telde oluşan kuvvete F2 kuvvetine de yine F demem gerekecektir. Neden? Şunu demek istiyorum. F eşittir B çarpı I çarpı L çarpı sin alfa diyorum. Burada bir sin alfada bir 90 derece durumu söz konusu olduğu için F eşittir B çarpı I çarpı L diyebilirim. Ve her iki durumda da aynı formülü kullanacağım için sevgili öğrenciler, sonuç olarak bunların oranı da ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda N'den S'ye manyetik alan çizgileri var ve arasından akım yönü sağ aşağıya doğru olan bir kırmızıyla gösterilen tel üzerinde bir akım geçmekte ve buna göre telden akım geçerken etkileyen kuvvet hangi yöndedir diye soruluyor. Şunu yapacağız sevgili öğrenciler. Akımdan dolayısıyla manyetik alana doğru, yani manyetik alanı şöyle gösterelim. N kutbundan S kutbuna doğru bir manyetik alan oluşmuş. Akım da ne tarafa doğru? Akımı da şu şekilde I akımı diye gösterelim. Üzerinde bir I akımı bulunan bir telim var. Buna da şöyle demek istiyorum. L telini de üzerinde gene vektör işaretiyle göstereceğim. Avuç içimi I'den manyetik alana doğru kapattığımda baş parmağım nereye gösterecektir? Aşağı yönü gösterecektir. O halde sevgili öğrenciler, o sonuç olarak I2 olarak, yani iki yönünde bir kuvvet doğacak. Sonuç olarak cevabım B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yani I'den avuç içimi B'ye doğru kapattığımda baş parmağımın gösterdiği yön iki yönüdür. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Bu soruda sağ el kuralına göre manyetik alan B, manyetik kuvvet F, akım I ve hız büyüklüklerinin gösterimi diye soruluyor.
hangilerinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Sonuç olarak yine birinciden itibaren başladığımızda İ'den B'ye doğru kapattığımızda avuç içimizi sonuç olarak nereyi göstermesi gerekmekte? Sayfa düzleminin dışına doğru göstermesi gerekmekte. Burada kuvvetin yönü yanlış gösterilmiş. Evet, ikinci şekle baktığımızda V'den B'ye doğru bir vektör işlemi yaptığımızda sonuç olarak sevgili öğrenciler, burada da sonuç olarak yine yanlış gösterilmiş. Yani kuvvetin bu tarafa doğru olması gerekmekte. O halde 2 numaralı şekilde yanlıştır. Burada ise İ'den B'ye doğru avuç içimizi kapattığımızda sevgili öğrenciler, sonuç olarak kuvvet F yönünü, yani düzgün doğru yönü göstermiş. Burada cevabım B seçeneğidir. Yani sadece yalnız 3 doğrudur. Evet, 5. soruya geldik. Bu soruda iç ve dış olmak üzere manyetik alan görünmekte. Gösterilen KLM şekillerinde akım İ, manyetik alan B ve manyetik kuvvet F yönlerinden hangileri doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Nasıl yapacağız? Burada sevgili öğrenciler, yine avuç içimizde İ'den B'ye doğru kapattığımızda sonuç olarak F yönü doğru gösterilmiş. Yani K doğrudur. Şöyle bir çek işareti yapalım tepesine. L'ye baktığımız zaman nereden nereye doğru kapatıyorum? Gene İ'den B'ye doğru kapatıyorum. F içeri doğru. O halde bu da doğrudur. Burada ise avuç içimi nereden nereye doğru kapatıyorum? İ'den B'ye doğru kapatıyorum. Aşağı yönlü göstermesi gerekiyorken yukarı yönlü göstermiş. O halde bu yanlıştır. Yani M yanlıştır. O halde sadece K ve L doğru olduğu için yanıtım D seçeneği. Evet, 6. soruya geldik. 6. soruda R1 ve R2 dirençleri var. Üreteç ve S anahtarı şekildeki gibi bağlanmıştır. Anahtar kapatıldığında R1 ve R2 dirençleri birbirine doğru hareket ettiği gözleniyor. Akım ne tarafa doğru gidecektir? Sonuç olarak sağ yönlü olduğu için, yani saat yönünde olacağı için sevgili öğrenciler, bunlar birbirini ne yapacaklardır? Birbirlerini çekeceklerdir. Çünkü aynı yönlü akımlar. Peki teller başlangıçta birbirine F kuvveti uyguluyorlar. Gerilim iki katına çıkartıldığında dolayısıyla buradan geçen akımda ve buradan geçen akımda paralel bağlandığı için ikişer katlarına çıkacaktır. İkişer katlarına çıktığı zaman o halde İ1 ile İ2 akımlarının çarpımları dikkate alındığında ilk başta İ çarpı İ yapmıştık. İkinci durumda İ1 ve İ2 akımları 2İ ve 2İ olacağı için sevgili öğrenciler, burada birbirlerine özdeş direnç olduğu için her birinden 2İ akımı geçebilir diyebilirim. Sonuç olarak bu İ kare olmuştu. 2 ile 2i'nin çarpımı da 4i kare olacak. Yani sonuç olarak uyguladıkları kuvvette tam 4 katına çıkacak. Yani cevabım E seçeneğidir diyorum. 7. soruya geçiyorum. Evet, 7. soruda manyetik alan içerisinde bulunan xy teli var. Yanda gösterilmiş. Xy telini etkileyen kuvvetin manyetik alana, telin uzunluğuna, telden geçen akıma göre değişimini gösteren 1, 2 ve 3 grafiklerinden hangileri yanlıştır? Manyetik kuvveti F eşittir bil diye bir hatırlayalım sevgili öğrenciler. Sonuç olarak F, B ile doğru orantılı. F, İ ile doğru orantılı. F, L ile doğru orantılı ise birinci şekle baktığımızda burada B arttıkça F düzgün olarak, doğrusal olarak artmış sevgili öğrenciler. Burada ise L'nin artması F'yi azaltmış. O yüzden bu yanlıştır. Burada ise İ'nin artması F'yi arttırmıştır ama burada bir düzgün artış söz konusu olması gerekirken parabolik bir artış söz konusudur. O yüzden bir doğrusal ilişki 3. grafikte bulunmamaktadır. Burada tek doğrumuz sonuç olarak sevgili öğrenciler, yanlışı sordukları için cevap olarak 2 ile 3'ü kullanabilirim.
Çünkü yanlışı soruyorlar. Ben size doğruyu işaretledim. Yanlışı da eksi olarak işaretledim. Sonuçta 2 ve 3 numaralı grafikler yanlıştır. Cevabım E seçeneğidir. 8'e bakalım. 8. soruda yukarıda gösterilen düzgün bir manyetik alanda bulunan Q yüklü parçacıklardan hangilerinde bir manyetik kuvvet etki eder? Bir kere parçacığım hareketsizse sonuç olarak etmeyecektir. Yani bu olmaz. Bir numara olmaz. 2'ye baktığımız zaman 2'de kuvvet etki edecektir. Çünkü parçacık hareketlidir sonuç olarak. Yani 2'de bir kuvvet söz konusudur. Burada ise bakın B ile V birbirlerine paraleldirler. B ile V birbirlerine paralel oldukları için sonuç olarak bir kuvvet oluşmayacaktır sevgili öğrenciler. O halde 3 numarayı kabul edemem. Peki burada bakın V ile B birbirlerine diktirler. Sonuç olarak burada bir kuvvet söz konusu olacaktır. O yüzden 4'ü de kabul edebilirim. 4'ü de kabul edersem o halde cevabım C seçeneğidir. 9. soruya kadar geldik. 9. soruda ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Bir dikdörtgen alanın içerisine giren M kütleli V hızında Q yüklü parçacık girmekte. Şekilde gösterildiği gibi giriyor. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre cismin momentum vektörü P ve kinetik enerjisi EK nasıl değişir diye soruluyor. Momentumu şöyle gösterelim. Şöyle M olarak bir kere cismimi belirteyim, kütleyi belirteyim ve bunun belirli bir hızı var. V hızıyla gitmekte. Kuvveti yazalım. F eşittir Q çarpı V ile B'nin vektörel çarpımıdır sevgili öğrenciler. Sonuç olarak V ile B birbirlerine diktirler ve bir kuvvet oluşacak. Kuvvet oluştuğu zaman daima hız vektörüne dik bir kuvvet oluşacak. Hız vektörüne dik bir kuvvet oluşursa sonuç olarak V'nin büyüklüğünde bir değişiklik yok. Büyüklüğü değişmez diyorum. Büyüklüğü değişmez. Ama yönü değişecektir. Çünkü kuvvet etkileyecektir sürekli. Aynı kuvvet. Sonuçta kuvvet etki ettiği zaman o halde V vektörel bir büyüklük olduğu için şöyle tepesine yazalım. Yönü değişir. Yönü değişir. Yönü değişirse aslında hız da değişecektir. Çünkü vektörün değişmesi sonuçta hızın değiştiğini göstergesidir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak EK'ya ve EP'yi tek tek inceleyelim. EK nelerden oluşmaktadır? Yani kinetik enerji 1 bölü 2 M çarpı V kareden oluşmaktadır. Burada V'yi biz büyüklük olarak, skalar büyüklük olarak kullandığımız için EK'nin D'ye de zaten skalar bir büyüklüktür. Sonuç olarak EK değişmeyecektir. Peki P nedir? P de M çarpı V'dir. Aynı zamanda tabii ki P yani momentum vektörel bir büyüklüktür. Vektörel bir büyüklükte V değişeceği için o halde P de değişecektir. Yani değişir, P değişirken sonuçta EK değişmez cevabı bize doğru seçenek olarak C'yi göstermektedir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak yanıtımız C. Evet, son soruya geldik. Son soruda manyetik alanda hareketli parçacıklar var. Artı 2Q, artı Q ve eksi Q. Her birinin hızları da V. Ve manyetik alan içerisinde aynı zamanda iki tane paralel plaka bulunmakta ve paralel plakalar arasında belirli bir gerilimi var. Ve hızlarla soldan sağa doğru fırlatılıyor. Artı yüklü cisim yatay doğrultudan sapmadan ilerlediğine göre artı 2Q ve eksi Q yüklü cisimlerin hareket doğrultuları için ne söylenir diye soruluyor. Şimdi sevgili öğrenciler şunu yapacağım. Artı Q cismini yükünü bir ele alacağım. Bunu şöyle bir artı Q diye yazayım. Şimdi buna etki eden ne tarafa doğru bir kuvvet olacaktır? Yukarısı artı olduğu için elektriksel kuvvet aşağı yönlü buna bir kuvvet etki edecektir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak aşağıya doğru olan kuvveti etki ediyorum. Şöyle yazıyorum. Aşağıya doğru Q çarpı E gibi bir kuvvetim var. Ve manyetik alana girdiği zaman
Bunun kuvvetin yönü ne tarafa doğru onu bir bulalım. Bakın V bu tarafa doğru ve B de içeri doğru olduğu için sevgili öğrenciler sonuç olarak kuvvetim de yukarı yönlü olacak. O halde artı Q yüklü parçacığa yukarı yönlü de bir F kuvveti etki edecek. F kuvvetini de ben Q çarpı V çarpı B olarak biliyorum. O halde bu ikisi de birbirlerine eşitlediğim zaman yani Q ve B eşittir Q çarpı E olacak. Bakın buradan Q'dan bağımsız olduğunu görebileceğim. Yani VB eşittir. Burada E gibi bir ilişki çıkacak. Bakın Q'dan bağımsız olduğu için sonuç olarak Q'yu ne kadar değiştirsem ve değiştirsem artı 2 Q da yapsam, eksi Q da yapsam o halde yine bunların değerliklerinin yani yük miktarlarının değişmesi hızları V olduğu için sonuç olarak bunların üzerindeki kuvvetler tamam vardır ama yüklerden bağımsızdırlar. Sonuç olarak hem artı Q hem de eksi Q sonuçta sapmadan ilerleyeceklerdir sevgili öğrenciler. O yüzden cevabım E seçeneğidir diyebiliriz. Bir testimizin daha sonuna geldik. Diğer testimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.